Merhaba TV Kadıköy izleyicileri. Her zaman söylediğim gibi Türkiye'nin entelektüel dünyasına, sanat dünyasına, kültür dünyasına pek değer verilmeyen bu dönemde çölde vaha olmaya çalışıyoruz. Burada sevdiğim arkadaşlarım ya da önemsediğim insanları ağırlayarak onlarla biraz da tarihe not düşmek istiyoruz. Çok sevdiğim bir oyuncu arkadaşım. İzlemekten büyük zevk aldım ve nihayetinde de yaptığı işler kadar duruşuyla da insanların ilgisini çeken bir arkadaşım Deniz Çakır'la beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Deniz, tabii sen her televizyon ünlüsü gibi bir taraftan orada bilinip uzun soluklu bir dizide zor bir işi başardın. Ama önce ben biraz tiyatrodan başlayalım istiyorum. Çünkü bu oyunculuk meselesi biraz karmaşık Türkiye'de. Oyuncu dediğimiz insanlarla işte görsel dünyadan tanınmış olan insanlar var. Sen tiyatrodan hiç kopmadın ve bunu seviyorsun. Biraz oradan konuşalım mı? Yani televizyon ünlülüğü, tiyatro ve onun arasındaki bu mesafe, diziler biter ama sahne devam eder, er meydanıdır. Orada ne düşünüyorsun? Yani ben hiçbir zaman aslında birbirinden böyle bir majör bir çizgiyle ayırmadım. Çünkü ne diziyi para kazanmak için yaptım, ne tiyatroyu sadece entelektüel bir kimlik kazanmak için yaptım. Yani tamam, tiyatrodan geldiğim için tiyatro zaten çok coşkuyla ve çok isteyerek hadi hadi dediğim bir şey. Ama yaptığım işlerde de altına imza atmaktan bir beis duyacağım bir şey yapmadım. Orada da her zaman senaryoyu araştırdım, kendime bir şey katmaya gayret gösterdim. Karşımdaki oyuncudan bir şey almaya, oyunculuğumu geliştirmeye, yani bunu samimiyetle söylüyorum. Hı-hı. Dolayısıyla ben hayatımda bazı meslektaşlarımın kurduğu işte diziyi para için yapıyorum ama bu cümleyi kurmuyorum çünkü ben namus kelimesini çok sevmiyorum ama benim namusum mesleğim. Yani hı-hı, benim orada yaptığım şey onurlu olmalı. Yani para kazan, yani şükür ki, yani hayat bu tabii ki, bilmiyorum ileride hani çok yokluk çekersem para için de yapar mıyım ama zevk almadığım bir işi, yani oyunculuk yapacağım, o gider zevk aldığım kırtasiye dükkanını açarım. Yani hayat o kadar şey bir şey değil. Dolayısıyla ben bu ikisini sahiden şey olarak ayırmıyorum. Ama birisi tabii ki dizi dünyası, yani o çok zor ve bir süre sonra senin yaratımını biraz seni biraz küstürebiliyor. Çünkü kendini tekrar eden bir şey haline geldiği için yani şeyler ne denir, bölümler boyunca devam ettirdiği için o uzun süre seni biraz yorabiliyor. Çünkü yeni bir karakter yaratmak istiyorsun. Yani ben tiyatroda da 2 senedir, 3 senedir mesela, 5 sene bir oyunda tabii ki oynanabilir ve buna hiç şey değilim ama benim şu andaki, yani yarına dair kocaman cümleler kuramam ama şu andaki anlayışımda benim için tiyatronun da süresi maksimum 3 sene. Yani eğer oyun devamlı seyirciyle dönüşen bir oyun değilse. Yani eğer oynayacağım yeni bir şey varsa onu üretmeyi tercih ederim. Yani illa bir oyun seyircisi bitince bitmek zorunda, hani şey yapmak zorunda değil. Seyircisi iyiyken de bırakılabilir. Zirvede bırakabiliriz yani. Şöyle bir şey var. İyi oyuncuların biraz ironik bir talihsizliği olabilir. Sen iyi bir dizi oyun, yani iyi dizide iyi bir oyuncu olarak var olabilirsin ve iyi oynadığın için de o kişilik, o karakter derinleşebilir ve seninle daha çok da özdeşleşebilir. Hele de senin oynadığın gibi, yani Türkiye'de Yaprak Dökümü'nün o etkisini düşünürsek tersten bir rol. İnsanların çok da sevmeyeceği bir kişi. Ama aslında belki de en yaratıcı olan isimlerden, karakterlerden biri. Şunu sormak istiyorum. Sen onun içine girdiğin zaman başka bir role geçtiğinde tabii ki şey yapacaksın, yeni karakteri taşıyacaksın. Ama seyircinin belleği hep bir yerde, bir süre en azından o takıntıyı yaşıyor. Ve sahneye çıktığı zaman bunun bir tiyatro oyunu olduğunda kolay kolay da kabul etmiyor. Hatta ünlü bir ismi izlemeye gitmek gibi kötü bir alışkanlık da var. Sen bunu kırdın. Sahnedeki kişileri anlattın ve ikna oldular. Onu ikisini karşılaştırdığında izleyicinin tepkisi, tavrı, senin oyunculuğunun gücü aslında burada bir taraftan. Ya bununla ilgili 2 şey söyleyebilirim. Biri şunu, kendimle ilgili çok rahat söyleyebilirim. Şükür ki, yani övünmekse övünmek de diyebilirsin ama diziden sebep beni tanıyıp oyunuma gelip devamlılığında, yani muazzam bir tiyatro izleyicisi olan bir sürü tırnak içinde fanım var. Çünkü benim edebiyatla ve sahneyle olan hem halimi bildikleri için, yani biz bu kadını izliyorsak bir dakika, o zaman bir oyununa da gidelim ve bir kitap paylaşıyor onu da, dediği noktada gerçekten dönüşen, yani gençlerden bahsediyorum, yani gerçekten, yani benim doğum günümde bana bir kocaman şey, Diyarbakır'dan oradan buradan ikinci yeni kitapları gönderen benim
ilk kez Edip Cansever okudum ve çok teşekkür ederim beni tanıştırdığın için diyen 16 yaşın altında gençler var mesela. Bir, bu çok kıymetli. İkincisi ne diyecektim? İkincisi şey beklentisi var tabii. Atıyorum benim hani Ferhunde çok şey karakterdir. Meryem çok şey karakterdir. O dönemde o baskın. Tabii yani hani bir de uzun soluklu olmasıyla da biraz alakalı. Biri 3 sene, biri 5 sene. Hani seni diziden şey yapıp o karaktere de biraz hayranlık duyup yani orada canlandır yani sana mı hayran yoksa canlandırdığın karaktere mi hayran? Yani benim oynadığım bir komedi oyununda ya hani benden bu beklememekten ziyade Meryem Çakır Beyli'den beklememek falan oyunun sonuna doğru alışıp yani, ve onun ona bu sürprizi yaşatması çok tatlı bir şey. Yani hani bir beklentiyle geliyor ve bu öyle bir tip değil mesela. İşte Derya ile oynadığımız Beyaz'da çok daha içine kapanık ve şey bir kadın oynuyordum. Ama dizide çok daha dışa dönük ve işte bir mafya karısını oynuyordum. Çok tezat. Başta belki beklentisi değil ama oyundan çıkarken bu dönüşümü fark etmesi çok tatlı bir şey ve bunu birebir görmesi. Dile de getiriyor. Yani aynı anda bunun aynı anda yapabilmek çok çok tatlı bir şey, çok lezzetli bir şey mesleki anlamda. Peki bir şey söyleyeceğim burada. Şimdi genellikle Türkiye'de tiyatro dünyasındaki insanlar entelektüel kaygılarını belki de zamansızlıktan vesaire ertelerler. Ve ya da üzerine düşkün oldukları metinleri vesaireleri hayata geçirme şansı bulamazlar. Sen edebiyattaki arayışını ya da o duyarlılığını hep ortaya koyuyorsun. Onu şuradan belki konuşmak lazım. Hayatında edebiyatın yeri ne? Mesela hani senin bu Tomris Uyar tutkundan başlayalım. Evet, ikinci yeri çok önemli. Ben senin Tomris Uyar'ını duydukça bendeki Melih Cevdet duygusuna çok denk geldiğini düşünüyorum. Benim de hayatımda birçok sebepten dolayı yeri var Melih Cevdet'in. Yeniden bir içeridekileri oynasak mesela ne güzel olur. Çok güzel olur. Bir Kadının Çöpleri benim hayatımda çok önemlidir. O yüzden hani bu ikinci yeni Tomris Uyar edebiyat ilişkisi bizim edebiyatımızdaki kadın yazarların giderek Türkiye'de aslında önemli hale gelmesi, ihmal edilmiş olanlar dahil, Suat Derviş dahil. Oralardan biraz konuşalım. Bu haz bir taraftan, söylemlerinin gücü ve yakınlık duygusu senin açından hangilerinde, ne bağlamda var? Yani şimdi benim evime gelsen, girişte seni girince Küçük İskender'in altında arkadaş Zekai Özgel karşılar. Onları üst üste astım duvara. İşte artık bir yerde karşıda Ferhan abinin resmi var. Ve tabii ki Tomris var, Duygu Asena var. Benim normal diğer tablolarımın haricinde. Çünkü ben onlarla arkadaş oldum artık ve onları ailemden bir kelimesi çok doğru mu bilmiyorum ama hayatımın bir parçası evet. Yani bir yerde Tomris'ten bahsediliyorsa kendimi o muhabbete dahil hissediyorum. Yani ve şükür ki mesela edebiyatla ilgili bir şeyler yapılacaksa atıyorum Tomris vesaire. Akla geliyorum mesela Deniz olabilirim diye. Bu benim için o kadar güzel bir şey ki. Çünkü ben de çok isterim. Ama isimler çok büyük isimler olduğu için yapılan işin de hani içime sinerek olması gerektiği için böyle bir takım projeler var hayatta geçememiş. Çok istiyorum. Ama bunun arkasındayım mesela. Çok isterim bir gün. Evet tiyatro ama yani edebiyat üzerine bir tiyatro performansı sergilemek. Belki kendim sıfırdan bir şeyler yaratmak, bir edebiyat kahramanı yaratmak, hepsinin şeyini yaşayan, bilmiyorum. Tam olarak bu sevginin sebebini de çok şey yapamam. Çünkü bu sevmek yani nedeni çok yok. Ama hani küçüklükten beri ben hep çok sevdim yazarları. Sonra kendi yazarlarımı seçtim ve onlar beni hiç hayal kırıklığına uğratmadılar. Ama küçükken de yani sevdiğim köşe yazarları vardı. Onlar duvarda, onların resmi vardı. Popçuların değil yani. Bunu da her yerde söylüyorum. Lafı geldiği için aynı şeyi söylüyormuş gibi oluyorum ama aynı. Olsun, yani aynı insan olmuş. Şey ama konu oraya geldiği için. Yani sonradan olan bir şey değil. Küçükken de benim için yazım çok kıymetli bir şeydi. O yüzden çok 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 hayranım yazabilen insanlara. Şimdi, İsterdim yazabilmek. Sen bunları söylerken benim hayatımda çok önemli yeri olan iki isimden söz ettin. İkisini de tanıdım ve yakın oldum. Bir tanesi Duygu Asena.
Onunla o iç içe çok konuştuğumuz ve onun evinde ne o metin şeyleri, fotoğraflar, hikayeler günlerce beni çok etkilemişti. Hatta biraz da utanmıştım. Bu ilk gençlikte onun Duygu'ya da söylemiştim. İlk gençlikte ya işte bunlar biz ağır yazarlar okuyoruz. Sanki o kadın adı yok bu efsanesi olduğu zaman şey gibi düşünüyorduk biz onu. Popüler kültürün bir parçası. Şimdi düşünüyorum ki bayağı sağlam bir devrimci kadın. Tabii ama 30 yıldır düşünüyorum. Kültürü nasıl etkili şey yaptığınla alakalı. Ya bunu kullanabiliyorsan kullanmakta hiçbir sakınca yok ki. Harika bir şey. O zaman işte şey var ya biraz daha böyle. Yani ben var. Şimdi Duygu Asena ile ilgili bir projede yer aldığım için yeni öğrendim bunu. İnci söyledi galiba. Ben bilmiyordum böyle bir kitap. Bir yemek kitabı varmış Duygu Asena'nın mesela. Ama çok kadını, ev kadını, kadını ve evdeki her şeyi yapan bir kadın konumunda konumlandırmadığı için tarifler şöyle mesela. Şey konserveyi açıyoruz, yeşilliğin üstüne döküyoruz gibi. Ya bu üslupta işte bu harika, kendiyle barışık ve çok tatlı bir tavır yani. Yani ben Duygu'dan çok etkilenmiştim birkaç sebepten dolayı. Bir tanesi ben hayatı bu kadar seven, o yüzden de erken yaşta yitirdiğimiz için çok üzgünüm. Ama hayatı bu kadar seven ve bu kadar tadını çıkaran bir insanla tanışmaktan çok etkilenmiştim. O kadar vakit geçirmekten. İkincisi bir başka şey daha da orada gözlemlemiştim. Mücadelenin hangi bağlamda olacağını, bir insanın inşa etmesini. Bir de tabii aslında baktığın zaman Duygu'ya yapılan, belki de şimdi yerini bulan bayağı ciddi bir yazarla karşı karşıyayız. Yani onu da görmüştüm. Diğeri de Ferhan abi. Bilmiyorum sen Ferhan abiyle ne kadar zaman geçirdin ama olağanüstü tabii. Evet, ben şükür ki tanışma fırsatı buldum. Ses tiyatrosunu da dışarıya vermiyordu o zaman. Hı hı. Ve ben bir akşam o İzmir'de şeyler vardır ya, o çöpçü falan, orada isimlerini unuttum. Hep Aysa bize hep aynı yere gideriz yani, o klasik. Orada Ferhan abiler de turneye gitmişti ve ben dedim ki yani masasına gidip, yani ben oynamazsam sizin sahnenizde gerçekten sanki yani ömrümün sonundaymışım gibi gözüm açık gideceğim falan gibi böyle dramatik bir konuşmadan sonra verdi sahnesini bize. Bir kere orada oynadık, bir gala yaptık hatta. Ferhan abinin o konudaki hassasiyetini de biliyorum. Çok emek vererek sahip olduğu için kimseyle paylaşmıyordu. Çünkü üzerine titriyordu. Ferhan abi bence Türkiye'nin ekol yaratmış belki de. Tek gerçekten tek, yani gidince daha iyi anlıyor insan. Yani şükür ki yaşarken de farkındaydım ama ben mesela bir de Seyfi Dursunoğlu'nda çok çok içim acımıştı. Sabaha kadar gerçekten açıkara açıkara ağladığım onunla bir tanıştın mı? Tanışmadım. Ben mesela Seyfi. Yani ismi çok geçti böyle bir konularda böyle bir. Ama tanışmak. Seyfi Bey'le de ben uzun uzun konuştuğumda gerçekten arkasındaki birikim, hikaye beni çok etkilemişti. Bunu şunun için söyleyeyim. Bir de yasaklandı falan ya en son. Yani yasaklanıp gitmek o kadar bana koydu ki Enver. Yani sabaha kadar yani ya canımdan, ya ailemden çok yakınım gitmiş. Sabaha kadar ağladım yani. Kendime gelemedim. Ben şeyi hatırlıyorum. Seyfi Bey yasaklandıktan sonra biz o zaman Aykırı Sorular'da ilk yasaklıyken çıkartmıştım ben onu. Ve 3-4 aylık bir şey sonunda. Sohbet sonunda, çünkü çok kırgındı hayata. Evet. Ve bence de kırgın öldü o tarafıyla. Bence çünkü de işini yapamaz hale gelmişti. Ferhan abi de hep gördüğüm şey, ait olduğu dünyanın çöküş sürecinde aslında gördü. Ama gelelim sana yine buradan. Nihayetinde sen tiyatro yapmayı seviyorsun ve az önce duyduğum bir şey senin ağzından benim hoşuma gitti. Genelde oyuncuların çok az bir kısmı sahneye koymak ister, yönetmenlik yapmak ister. Bunu senden duymak beni mutlu ben etti. İstiyorum. Biraz hem onu konuşalım. Hem de yani haddimi bilerek artık istiyorum. Yoksa yani yapabilecek şeyim var yani eskiden de. Ama ben böyle her şeyi atlayıp her şeyi yapma haddinde özellikle kıymetli bulduğum işlerle alakalı. Yoksa yani neden yapılmasın yani. Ama artık oynadığım oyunlarda da öbür tarafa aklım çok gidiyor yani. Orayla ilgili çok fazla çalışıyor son çalıştığım işlerde ve çok yapabileceğimi düşünüyorum. Hem de böyle yenilikçi ve farklı bir şey yapabileceğimi nasıl bir dil arayacaksın, nasıl bir metin arayacaksın? Çünkü geleneksel yani bildiğimiz dramatik tiyatronun ötesine de taşıyacağını hissediyorum. Yani ben tabii böyle belki de böyle dileyim ki böyle gelsin. Yani çok kişili bir oyun değil, iki kişilik belki tek kişilik sert bir kadın oyunu yapmak isterim. Yani bir cümlesi olan. Ama seyirciyi de dönüştürebilen ama bir taraftan da %100 rahatsız edecek. Yani seyirci bu sert oyunu izlerken gerçekten koltuğunun altında çivi varmış gibi hissetmesini isterim. Eğer korkunç bir ne bileyim bir depoleş bir yerde geçiyorsa
o kokuyu hissetsin isterim. Yani gerçekçi ve evet yani canımız yanıyor yani bunu tiyatroda da söylemekte bir beyiz yok yani. Tiyatro ve, bunu söylemeli herhalde. Evet yani miş gibiler yani komediye yeltenecek bir durumum yok. O bambaşka bir ritim onu becerebileceğimi zannetmiyorum çünkü zaten çok komedi yapmadım hani haddim değil o yüzden. Bir de o matematik çok yani yapıla yapıla öğrenecek bir şey. O çok beni aşar. Yani daha zor olduğu için değil, bildiğim yol olmadığı için yoksa drama haksızlık etmek istemem ama yani bir sürü yeni yazar var. Yani ben yerli metinden yanayım her zaman. Çünkü sahnede de tabii ki harika yabancı metinler de var ama yani ben sana George dediğimde çok yabancılaşıyorum. George şu kadehi uzak. Yani hele ki bu isimler çok fazla kullanıldığında ya da bunu biraz yerlileştirmemiz gerekiyor metinleri. Çünkü bazı metinler güzel olmasına rağmen çok uzaklaştırılıyor beni. Yani o kelimelerin devamı, telaffuzu. Valla ben de şeyden yanayım. Çağının çadesi olan ve bu ülkenin sancısını çeken insanların söyleyecek çok sözü var. Burada bir milliyetçilik yapacak değilim ama. Yok milliyetçilikle hiç alakalı şey anlamında değil, söylüyorum. En son yapacak yani, Türkçenin olanakları var. Burada birçok insan var. Buranın hikayelerini de anlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum ve ben acaba bu hikayelerin bu kentli sorunlarının vesairenin hani milliyetçilik sorunlarının, ırkçılık sorunlarının, kadın meselesinin, işçi sınıfı sorunlarının İstanbul'da, Türkiye'de de New York'takinden çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Bizde daha fazla olabilir ama benzer sorunlar tüm dünyada var. Şimdi burada yani zaten o kadar çok erkek dili var ki yani medya maalesef diliyle isteyerek veya istemeyerek kadını o kadar itibarsızlaştırıyor ki birinin ona ne de yani aslında bu söylemiyle karşı taraftaki kadına ne hissettirdiğini bir oyunla söyleyebilmesi gerekiyor. Çünkü bazen çocuğa anlatır gibi yani bir kendine getirmek gerekiyor mesela sadece bu konu özelinde. Çünkü bazıları bunu isteyerek yapıyor. Sen zaten nesin ki kadın olarak yani diye yapıyor. Aynı erkek meslektaşıma yapmadığı muameleyi kabaca bana yapıyor. Kimileri de fark etmeden yapıyor. Ama ikisinin de hakikaten inceliksiz oldukları için anlamıyorlarsa o zaman çocuğa anlatılır gibi belki bir işte göstermeci bir dille anlatılıp anlaşılması gerekiyor artık bunun yani. Türkiye'nin çok ilkel bir şey. Türkiye'nin ben giderek gettolaşma dönemine girdiğini, radikal gettolaşma diye bir zaten hep vardı ama dünyada da bu vardı. Yani insanların kendi Ayfer Tunç geçen de buradayken söylemişti. Kendi takım adaları olabilmesi için önce adaları var. Sonra birbirimizle iletişim kurabilecek olanlar bir araya gelince takım ada olacağız demişti. Bu konuda ne düşünüyorsun? Sende bir yabancılaşma, bir kendi içine kapanma hali var mı? Yoksa hayır ben hayatın yine bütün yanlarıyla içindeyim der misin? Mesela ben de var. Daha yabancı hissediyorum yabancı kendimi. Yabancı hissediyorum Enver. Ama bir taraftan da sığınacak kendimden başka yani inançlarım zedelendiği için hiçbir yani zaten kurumsal yapılara hiçbir inancım kalmadı. Kendimden başka bir şey olmadığı için ben inadına güçlü durmam gerekiyor ve bunu bir toplum bilinciyle ayakta durup sağlam durmam gerekiyor. Öyle pes etmek zamanı değil. Yoksa küsmek için o kadar çok şey var ki yani her gün televizyondan küfür yiyor kadınlar. Yani küsülebilir ya da çok büyük isyan edilebilir ama dengeyi tutturup sakince bir dakika demeliyiz ki ben bu konuda yani her yerde söylüyorum kadınlara muazzam güveniyorum yani zaten bir kadın devrimi geliyor yani. Peki, bu düzeni kadınlar değiştirecek. Benim bu konuda biraz şöyle bir bakış sorunu olduğunu düşünüyorum. Tıpkı erkeklerde olduğu gibi kadınların da türdeş yani homojen olmadığını düşünüyorum. Hatta şu ironiyi yapıyorum. Mesela benim açımdan kadın diyelim ki Behice Boran. Ama bir de Tansu Çiller var. Birinin fiziği kadın, birinin kadın devrimci olarak tarihimizde çok büyük bir yeri var. Elbette ki genel anlamda kadın isyanı büyük bir ortaklaşma doğuruyor. Bu çok net görünüyor. Hatta benim tarafımdan ve pek çok insan tarafından söylenen şu da var ki kadın hareketi en görünen ve en mücadeleci hareket. Belki Gezi'deki çoğulculuğun yanı sıra kadın hareketine güvenebiliriz mücadele açısından. Bir tek parkta yoga yapanlara laf edildi, işte yasaklandı, edildi ve o kadınlar gerçekten örgütlendiler. Çok da sevdiğim bir şarkıcı şey yazmış mesela, şu yoga yapan ablaların yaptığını yapamadık biz müzisyenler. O yoga yapan ablalar dediğin senden güçlü. Onlar değiştirecek yani bu kadar küçümser, bizler müzisyenlere bu kadar sahip çıktığımız bir ortamda
Belki de ben kim olduğumu bilmiyorum da belki de onu... Yok çok da yani o niyet, kötü niyetle söylemediğinden eminim ama bu da bir biraz dil dikkat sorunu. Etmek gerek. Evet yani öyle bir şey yok. İşte onu sormak istiyorum sana. Gezi meselesi ve kadın hareketi bir taraftan siyasal itiraz noktası. Buralarda kendini nasıl buluyorsun, nasıl düşünüyorsun? Bunlar aslında topluma dair güven verici şeyler. Yani bunlar da olmasa herhalde kendimizi çok başka hissederdik. Bir de gezi ikiyüzlülüğü var. Ben içindeydim, değildim ama falan diyenler biraz bunu... Yok ben oradaydım. Oradayım demekten de gurur duyuyorum. İleride de onur duyduğum bir hareketim olarak kalacaktır. Evet. O siyasal süreci nasıl yorumluyorsun? Hani kadın hareketi de dahil olmak üzere. Ya bir romantik duyguya dönüşür diye ben endişe ediyorum açıkçası. Dönüşmemesini umut ediyorum. Yani çünkü o çok çok başka bir şeydi. Tam da ben hayatımda kendimle ilgili şöyle şeyler, yani yaşımla ve yaşadığım dönemle ilgili işte kendimden büyük dostlarımla sohbet ederken ya siz her şeyi yaşamışsınız, devrimler, onlar bunlar. Ben 80'lerde doğdum, hiçbir şey yaşamadım. İşte 90'ların çocuğu, hani böyle büyük şeylerden geçmedim, mücadele falan derken bu oldu ve bizim hayatımızda bir şeyleri fark ettirdi bize. Hiç de küçümsenecek şeyler değildi bunlar ve öyle bir romantizmle öyle olacağını düşünmüyorum. Yani şu anmasında bile herkese hissettirdiği şey, hele ki şu dönemde baskının bu kadar arttığı bir dönemde biz oradaydık, bunu yapan insanlarız deyip bir kendimize getirme motivasyonu olarak bile, sadece bunu düşündüğümüzde bile kıymetli olduğunu düşünüyorum çok. Peki bu insanların, bir grup insanın, yani işte ben memleketten umudu kestim ve başka bir yere gideceğim, dünyanın başka bir yerinde olacağım meselesini belki anlayabiliriz ama sende böyle bir kaygı, ben buraları bırakıp giderim duygusu oldu mu, yoksa ben hiçbir yere ait hissetmiyorum, her yere bırakıp gidebilirim, o ayrı bir şey. Yani burayı da, şurayı da, orayı da, yani hiçbir şey körü körüne, hiçbir şeyin, hiç hayatın merkezine bir insanı, bir yeri, bir mesleği koymak gibi bir duygum yok. Her şey dönüşebilir. Dönüşsün de, yani yarın pılıyı pırtıyı toplayıp gidebilirim. Ama bahsettiğin şey, hayır. Ben kendi dilimde, kendi mesleğimi inadına yapacağım. Birileri rahatsız olduysa bu rahatsızlık verme durumu beni çok mutlu ediyor ve daha güçlü hissediyorum. Yani o zaman yani birilerinden sebep bir yere gitmem yani. Kendim istiyorsam her şeyi değiştirebilir ve giderim, onu demek istiyorum ama birinin baskısından dolayı, yani hayat bu tabii ki, yani ölümle tehdit edilmem, bir yerlere giden bir sürü dostlarımız var, onları eleştirirler bir yerden söylemiyorum elbette ki, hayati mecburiyetlerden bahsetmiyorum ama hayır, neden gideyim ben seviyorum bir de bu ülkeyi. Yani geçen gün şöyle bir, yani doğasına, her şeyine baktım, aman Allah'ım, yani gerçekten her şeye rağmen, bütün o tuhaf kentleşmeye rağmen, estetikten uzak yapılmış bir sürü şeye rağmen, yani şu İstanbul'un güzelliği, Ege'nin güzelliği nerede var bilmiyorum. Ben böyle bir ülke bilmiyorum yani. Dünyanın en güzel ülkelerinden birisi Türkiye. Çok güzel. Kuşkusuz bu niye, kadar. Niye kötü insanlara ve bu her şeyi kendileri, yani merkezde tutan insanlara bırakayım ki? Peki bu, yani nihayetinde Türkiye'de ben Cumhuriyet tarihine baktığım zaman aydınlara yönelik, sanatçılara yönelik tutumun hiç değişmediğini ama en kötü versiyonun da, en kötü halinde şimdi olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet tarihini iyi kötü bilen birisi olarak ve buradan çıkış yolunu herkes arıyor. Ben ama galiba böyle katı baktığım yerlerden bir tanesi, ben bugün açıkçası toplumsal sorunları elbette ki yapıtın kendi değerini koruyarak, yani iyi roman önce iyi roman olacak ama aynı zamanda da iyi roman olduğu zaman zaten politik olur diye düşünüyorum. İyi tiyatro yaptığınız zaman ne yaparsanız yapın niteliği güçlüyse zaten siyasal yani. Tabii yani apolitik yapılan şey de siyasal bir tutumdur. Yani siyasete bulaşmamak da başka bir şeye hizmet eder. Buradan baktığında ya ben hiç siyasetle ilgilenmiyorum falan diyenlerden hiç hoşlanmıyorum ben. Çünkü eğer bir derdin yoksa... Şu devirde diyemeyiz. Çocukken bilmiyorum. Benim çocukluğumda bilmiyorum yani o kadar şey değildim, apolitik değildim ama bir şeyle bu kadar ilgilenmem hiç gerekmemişti. Yani çünkü vicdanı olan herkesin, yani bu siyasetle ilgilenmek de değil ki artık Enver. Toplumun... Bu vicdan meselesi şu anda. Yoksa bir benim siyasal olarak yakın hissettiğim hiçbir yer yok ama ilgilenmek zorundayım bununla. Çünkü burada bir vicdansal mesele var. İnsanlarla alakalı bir mesele var yani şu an yapılan siyasetin içinde. Peki, ama hiçbir zaman siyasetle ilgilenmiyorum
Yani siyasetle ilgileniyorum, bir partiye sempati duyuyorum demek değil ama hayat bu şu anda. Ben de yani bir siyasi partili olmak ayrı bir şey. Siyasal sorumluluk taşımak ayrı bir şey. Yaşadığın ya topluma karşı. İnsani sorumluluk artık yani. Ben de yani her zaman da bence böyle olmalı. Peki şey vicdan de ne? Vicdan her zamankinden daha kıymetli bir şey. Evet. Şimdi bu şeye geldiğimizde dijital platformları bütün konuklarla konuşuyoruz. Yeni bir alan oldu. Kimileri daha özgür bir alan diyor. Kimileri çalışma koşulları daha iyi diyor. Kimileri de yakın geleceğe dair bir kuşku da duyuyor. Çünkü oralarda da ne olacağı, sansür, baskı vesaire bilmiyorum. Genel anlamda bu dijitalleşme meselesi hem platformlar açısından hem cep telefonları vesaire ilginin 20 dakikalara, 25 dakikalara düşmesi en kabadayı ilginin çocuklarınki 3-4 dakikaya kadar düşmüş durumda. Burada tiyatroyu nerede görüyorsun? Ve burada tabii bir hikaye kurmak kadar edebiyatın da orada yerine bayağı tartışmalı. Tiyatronun da kendini bu şekilde güncellemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani belli klasikler hariç, sefiller oynuyorsan tabii ki onu 60 dakikalık tek perde yapamazsın. Ama daha yeni nesil tiyatroda, yeni metinlerde, aynı televizyonda, o dijitaldeki yani. Çünkü televizyon yavaş yavaş kendini güncellemediği sürece bence sona doğru gidiyor. Doğası gidiyor. Evet. Yani ya uyum sağlayacak ya ölecek bilmiyorum. Yani ben orada bir yani, hakikaten bir böyle inanılmaz vizyonlu birinin bir kanalın başına gelip hayır ben risk alıp böyle yeni şeyler yapıyorum demediği sürece ya da başka çözümleri olmadığı sürece inişte çok. Ama dijitalde olan bu günümüz insanını, onun algısına hitap eden şeylerin aynı şekilde tiyatroya da aktarılması gerektiğini ve aktarıldığını düşünüyorum. Artık ben bir oyuna giderken tabii ki benim için oyuncuları ve oyun önemli ama süresine bakıyorum mesela. İki perde ise düşünüyorum. Birini bu hafta. Hayır yani çünkü çok uzun, eğer yeni metinlerse yani bir klasik tabii ki oturup izleyeceksin. Sevdiğinde bir oyuncu varsa zaten otur izlersin. Bunda bir şey yok ama daha kısa ve daha sert anlatım biçimleri. Şu an şey değil, bu popüler olduğu için değil. Hayır, bunu istiyorum ben. Yani bunu izlemek, bunu oynamak, bunu yönetmek daha kompakt. Ama kompakt böyle kısa ve bilmem ne değil. Tam tersine. Yani hayır, seyirciyi tutacak, yakalayacak ve hatta zirvedeyken kaçıp gidecek. Seyirci o duyguyla kalacak. Seyirci o duygudan yayılıp sonra saatine bakmayacak yani. Yani telefonuna bakma ihtiyacı duymayacak. Aslında. Gerçi o yani o ayrı bir mesele. Yani lütfen fotoğraf çekmeyiz anonsunun 3 saniye sonrasında telefonuyla izlemeye başlıyor. Yani dünyada gerçekten beni meslekten soğutmaya yakın bir duygu. Benim o konuda bir çözümüm var aslında. Girişte herkese yani mesela 300 koltuk varsa 300 tane kutunun olduğu bir dolap ve herkese şeyini vererek. Düşünsene yani. Böyle olacak. Herkes bırakacak. Yurt dışında şey lazerle direkt şey yapıyorlar falan ama o da oyunu bölen. O da oyunu biliyor. Yani o kişiyi cezalandıracağım diye herkesi. Ben bir gün oyun bitiminde söyledim ama. Herkes alkışlıyor. Bir şey yani tutamadım artık. Yani Derya bana bakıyor sus diye. Dedim çok teşekkür ederim ama hanımefendi. Bir de kadın da alkışlıyor büyük bir çoğu şey. Yemin ederim Enver bak. Bir de oyun böyle ağlıyorum ben öne gelip de gerçekten ağlıyorum ben orada. Senin yüzüne baka baka yani bana bir tiradım var yani ağlıyorum. Ya oyunun hani arada tamam şunu anlarım yani tamam bunu gerçekten olabilir yani dizi de görmüş onu çekmek istiyor. Bunu bir şey diyemem ama anons yani lütfen cep telefonlarınızı ve bilmem ne. Çıkıyorum direkt açık ve en önde oturuyorsun. Flaşı da açık oyun boyunca çekti ve artık bazı yerleri bağırarak oynadığım yerleri ona oynadım falan hiçbir şekilde anlamadı. Çok teşekkür ederim ama dedim biz yani ben en azından performansımı tam sergileyemedim. Hanımefendi oyun boyunca flaşını gözümü açarak şey yaptığı için dedim ben onun adına sizden çok özür diliyorum dedim. Kadın böyle kaldı. Bunu yapmak zorundaydım ama yani. Bence de yapılması lazım. Çünkü ya hiç anlayamıyorum ya. Ama benim çözümüm hafife alma. Mesela bir şeye gittiğin evet, zaman. Evet ama o da bir şey yani. Bir konsolosluğa gittiğin zaman biliyorsun içeriye telefonu da sokmuyorlar. İçeriye girmen gerekiyorsa. Kilitliyorsun bırakıyorsun. Dolayısıyla 50-60 dakikalık bir oyunda da her olanak varsa. Ama bu da çok bana şey gelmiyor. Çünkü tiyatro özgür bir ortam. Yani sen kişi bunu inisiyatifiyle yapmalı. Ama sen de özgür olmalısın. Evet evet ama işte şeyime ters, dünya görüşüme ters. Yani bir hapishanede ziyarete gidip o duyguyla girmemeli. Kişi bunu kendisi yapmalı. Yani maksat onları kaldırdıklarında çekmemeleri değil ki. Onlar varken çekmemelerini sağlamalı. Ama burada tam da demin konuştuğumuz gibi Londra'da falan bak hemen üzerine tutuyorlar.
herkesin yani seyircinin, oyuncunun her şeyin rahatsızlanması, bozulması, hasar görmesi. Yani mesela şöyle düşünelim. Ya da belki şöyle mi desek anonsta, oyun sırasında cep telefonunu çıkaranlar oyun sonunda ifşa edilecektir gibi. Ya hangi oyundu hatırlamıyorum. Bir tanesi de şöyle bir cep telefonu polisi mi? Lütfen cep telefonunuzu çıkarmayın. Çünkü gerçekten bizim dikkatimiz dağılıyor. Yürü falan diye böyle sevimlileştirip yani lütfen çıkarmayın. Gerçekten bizim dikkatimiz dağılıyor falan diye böyle anlasın diye ama. Ferhan abi şey yapmıştı bir kere. Cep telefonunuzu ister kapatın kapatmayın. Benim için fark etmez. Oyun sırasında ben gerekeni yaparım falan gibi bir anonsu vardı. Ama o rahat oyun işte. Tabii, alıp konuşuyordu bir daha. Tabii tabii öyle olsa o. Yani seyirciyle paslaşma bir oyunda istersen aç. Ben sana şey yaparım yani müdahale ederim. Bir de orada başka bir şey de yapılabilir, yaşanabilir falan. Peki yani sonuç itibariyle bir şeye geldiğimizde sen şarkı söylüyorsun, dans ediyorsun. İşte bir oyuncuda olması gereken pek çok şeyi çalışıyorsun ve hayata katıyorsun. Edebiyat duygun ve işte arayışın ya da aidiyetin de var. Bunlar özel ve hani Türkiye'de çok sık rastladığımız şeyler değil. Kendini şunu yapmak istiyorum der ya insan. Mesela yeni anlatım dilleri yaratmak mı? Yoksa mesela bu Tomlis'te olduğu gibi ya ben bazı isimlerin altını çizme ihtiyacı duyuyorum ve bunları şu dilde anlatmak istiyorum gibi. Yani bazen de insanın yani ben bunu söylemeden ölmek istemem de yani hep derler ya Shakespeare oynamadan, Macbeth oynamadan ölmek istemem falan çok vardır. Senin de böyle belki de bir üslup getireceksin sonunda tiyatroya. Ben öyle hissediyorum. Yani ben yapabilirsem biraz daha sinema ile birleştirip biraz sahne üzerinde biraz daha dinamizm farklı şeyler yapmak isterim. Yani biraz sinemadan da destek alarak öyle bir şeyler. Görsellik mi yoksa sinemada baya baya içine yok, katarak? Yok sinemayı da katarak yani daha boyutu çoğaltarak bir şeyler yapmak isterim. Yani hepsi hep dans da girsin içine yani artık tabii bu böyle deli bohçası gibi sevdiğim her şeyi katarak sadece orada kendi katarsis yaşamak için bir şey değil tabii ama. Yani bir nedeni olarak. Ben şahsi olarak bunu bir şeye yormadan çünkü bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben böyle yapmak istedim. Orada da benim hayalimdi. O yüzden de böyle bir şey yaptım. Onun hiçbir anlamı yok tabii. Tabii. Senin hayalini sen öyle kendin şey izliyorsun. Ama benim hayatıma dokunan insanlarla ilgili bir projeyi bunu projelendirip ete kemiğe büründürüp sahneye taşımak çok isterim. Yani içinde edebiyatçı da olabilir. Oyuncu arkadaşım da olabilir, kaybettiğim meslektaşım da olabilir. Çocukken cenazesine gittiğim Ahmet Taner Kışlı da olabilir. Yani hayatıma değen insanlar, ilk gittiğim Aydın cenazesi, ilk gittiğim sevdiğim sanatçı cenazesi. Belki sadece o cenazelerden, bilmiyorum şu an sesi düşünüyorum. Ben intihar eden edebiyatçılara çok takığım mesela. Yani o intihar duygusuna belki projeleri böyle çalacaklar. Yani o intiharla ilgili, intihar başlıklı bir şey yapmak çok istiyorum mesela. Çünkü bu memleketin kakafonisi ve kaosu yani çok intihar sayısını da yükselttiği için yani insanı ona meylettiren, ben onları daha çok kendi şairlerim, yazarlarım ve edebiyatçılar üzerinden anlatabilirim belki. Çünkü bu intihar meselesi de çok takık olduğum bir mesele. Peki deyip intihar edermişiz. Ben onu şöyle anlıyorum aslında. İntihar duygusunun izini sürmek, kazısını yapmak, dünyadan vazgeçmek evet, gibi. Evet bir anlıyorum. De aslında adım adım hep notlar bırakmışlar hayata. Ben gidiyorum. Ben hani anlayın kestim. Evet yani Nilgün Marmara'da da var, Tezel'de de var. Var yani onun şeylerini hep vermişler hayata yani. Onu öyle okuduğun zaman baştan sona çok acayip bir şey çıkıyor. Duymadığımız biri varmış yani onun yakınındakiler için. Belki şimdi de duymadığımız biri var. Belki birileri beni duymuyor. İşte sesinin duyulamaması, yani konuşurken sen duyulamamak ve hem de dilsiz ve sağır değilse karşındaki ya da sen, bunlar olmamasına rağmen sesinin duyulamaması intihar ettirir. Bir tür kimsesizlik duygusu diyebilir miyiz buna? Yani daha kalabalık da olabilir daha ve da kimsesizsin. Büyük. Yani ruhunun daha da büyük. Kimsesizlik, yalnızlık ama düşünseniz yani katlanılamaz bir kimse. Yoksa yoksun gibi. Yoksun, çok çok fena bir şey varken yok olmak. Hem de var olmak isteyen bir tavrın varsa aslında seni görmemeleri korkunç bir şey. O zaman şöyle toparlayayım. Bu kadar görünen birisi olarak yani görüntünle iş yapıyorsun aynı zamanda. Sahnede görünüyorsun, ekranda görünüyorsun. Çok görünmek bazen tam da
saklanmak anlamına gelir. Çünkü göründüğünle senin aranda aslında bir uçurum vardır ve kimse bunu bilmez. Ya da senin haykırışın bambaşka bir şeydir ama söylemek istediğin bir fısıltı gibi kalır. Kendini nerede görüyorsun? Çünkü artık mesleğini de hem deneyimli hem de bence yaş olarak en iyi çağındasın. Her ne kadar Türkiye'de 25 yaşının üzerindeki kimse aşık olamaz, kimse sevişemez, yok, kadın kimse oyuncuların üzülemez. Son kullanma tarihi var. Ben inanamıyorum yani, bizim ne güzel Meryl Streep'lerimiz var, muhteşem kadın oyuncularımız var. Yani dizilerde anne bilmem nenin annesi rolünü oynuyorlar. Şaşkınlık içindeyim yani gerçekten. Bu çok bize özgü bir şey tabii. Evet. Hem de yani harika görünüyorlar. Hadi biçimselliği de kat içine, kendini bırakmış değil, muhteşem görünüyor. Nasıl kendi hikayesini oynayamaz? İşte sen kendini şu anda nerede buluyorsun bu inşa sürecinde? Çünkü anladığım kadarıyla sende de bir içsel hesaplaşma ve kırılmalar oluyor. Bu seni inceltiyor. Üslup, kendi sesini bulmak derken hayata felsefi olarak bakmak ve nihayetinde hesaplaşmanın sonunda sanatçı ürün verecek. Orada köprünün neresindesin? Yani ben kendimi anlatırken bu mesleki olarak işte görünür olduğum noktadan sonra kendimi anlatırken hep yanlış anlaşıldığımı düşündüm. Hep öyle de oldu. Yani çok ifade edemedim kendimi ya da bilerek ve isteyerek yanlış anlamayı tercih ettiler. Çünkü bu magazinsel olarak onların daha çok işine gelirdi. Eskiden bundan çok incinirdim. Artık ne korkuyorum ne de umurumda. Gerçekten bir şey oldu bana. Yani kısa süreden bahsediyorum. Yani 40 yaşındayım şu an. Hani bu şey değil, laf olsun diye söylemiyorum. Cidden bir şey oldu Enver. Tabii ki kaygılarım, şeylerim, tabii ki insanım. Bazı şeylere eskiden üzüldüğümden daha fazla üzülürken, yani hiç tanımadığım insanların hayatına. Bazı korkularım, kaygılarım, yanlış anlaşıldım ama ben öyle değilim, ama ben öyle değilim. O kadar çok içimden ben medyaya ve işte o karşı tarafa, o erkek diline, ben öyle değilim, ben o değilim, ben o değilim aslında, o kadar çok kurdum ki içimden. Şimdi diyorum ki nasıl anlamak istiyorsan öyle anla. Ben böyle iyiyim. Ben hiç kötü bir insan değilim. Onurlu yaşıyorum. Yastığıma huzurla yatıyorum kendimle alakalı. Ama dünyayla alakalı huzursuzluklarım var. Benim vicdanım var. Ben hayat için, çocuklar için, hayvanlar için, kadınlar için mücadele ediyorum. Elimden geleni yapıyorum. Yapamazsam İnsan olmam, yani bu bir görev bilinci değil. Hayır ya, insan olduğum için yapmak zorundayım yani. Bu bizim artık mecbur, yani böyle olmak zorunda dünya. Ve dolayısıyla artık o karşımdaki güçten, bunun adı medya olur, bilmem ne olur. Karşımdaki güçten korkmuyorum. Zaten ben... Eskiden yalnızlaştırıldık biz bu yüzden. Pek çok özellikle kadın ya da sözü cümlesi olan insan yalnızlaştırılarak cezalandırıldı. Artık yalnız olmaktan da korkmuyorum. Güzel. Teşekkür ediyorum. Yalnız olmaktan korkmamak bence önemli. Çünkü ben geçen gün bir şey söyledim ve halen yani yazdım sosyal medyada. Halen aynı şeyi düşünüyorum. Şey var ya, işte bilmem kim yalnız değildir diye bir şey açılıyor, etiket açılıyor ve herkes arkasında doluyor. Tabii ki örgütlü topluma inanıyorum. O ayrı mesele ama özellikle düşünsel olarak kendini inşa eden insan bence nihayetinde yalnızlığı da göze almalı. O yalnızlık her zaman da çok kötü olmayabilir. Aynen. Güzel. Sen yani şimdi şöyle düşünsem, yerli yerinde seninle aykırı soruları CNN'de yaptığımız zamandan bu tarafa demek ki ne çok şey değişmiş hayatımızda. Evet, çok çok. Ayrıca bu değişmek de yani o yüzden böyle bilmem neyle ilgili ne düşünüyorsun dediğinde hep başına, yani bugün bunu düşünüyorum, yarın gerçekten yani bu şey değil ki. Dönüşmeli de zaten, değişmeli. Ama temel değerleri tabii, oturtuyor tabii, insan. Tabii tabii, o ayrı ama işte kaygıların azalıyor ya da bazen çoğalıyor. Dönüşüyoruz yani, dönüşüme açık olmak lazım. Ben hep önündeki zaman azaldıkça cesaretin artmalı derim. Çünkü ilk gençlikteki arayışlarla belli bir yere gelip demlendikten sonra artık biraz da o cesaretle ön açmak gerekiyor. Toplumu irkiltmek gerekiyor. Edebiyatçının, oyuncunun, tiyatrocunun bu riski almaması halinde kendini tekrarlar. Herhalde sen Tomris'le birlikte bize başka şeyler söyleyeceksin. İnşallah. Bana olacak gibi geliyor iş. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.
Değerli dostlar, TV Kadıköy'de dediğim gibi bu yeni mecraları güçlendirmeye çalışıyoruz. Niye böyle konuşabilmek için? Mesela şöyle bir şey hayal edin. Merkez medya denen tırnak içindeki medyada biz oturuyoruz ve bütün bunları konuşuyoruz. Ve konuştuktan sonra muhtemelen kovuluyoruz. Neden? Gezi dediğin zaman iş bitiyor zaten. Evet. Dolayısıyla onu bile demek yasak. Ama yasaklara boyun eğecek halimiz de yok. Görüşmek üzere, hoşça kalın.